Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Boğaz beyaz mitolojileri ya da Boğaz içinden bir Gazali veya Kant, bir İbn Haldun veya Toynbee çıkar mı? Boğaziçi Üniversitesi etrafında yaşanan tartışmalar Türkiye'nin beyaz mitolojilerinin deşifre olmasına ve çökmesine imkan tanıyabilir mi? Şu ana kadar yaşananlara bakılırsa ham hayal benimkisi. Ama yine de var bir ihtimal. Çağdaş düşüncenin en cins kafalarından Derrida, de, beyaz mitoloji kavramını, Grek felsefesinin akıl üzerinden ürettiği hurafeleri deşifre etmek için önerir. Grek felsefesinin akılcılığının metaforik düşünme ve tahayyül biçimlerinin üstünü çizerek beyaz bir felsefi emperyalizm tarzı ürettiğini söyler. Grek akılcılığının moderniteyi kuran akılcılığa evrilmesiyle akılcılığın bir yandan tas tamam bir epistemik emperyalizm biçimine dönüşerek hakim kültürel yapıları, dili, söyleyiş biçimlerini aklamaya yaradığını ama öte yandan diğer bütün idrak biçimlerini ve dolayısıyla kültürel ifade şekillerini, dilleri, söyleyiş tarzlarını hasır altı ettiğini, silip süpürdüğünü anlatır. Burada kullandığım ifadeler ve kavramlar bendenize ait. Akılcılığın aklamacılığa dönüşmesi, beyaz felsefi emperyalizm biçimi vesaire gibi. Silip süpürme hasır altı metaforu Derrida'nın sahneden temizleme metaforundan mülhem elbette ki. Türkiye'nin beyaz mitolojisi, laiklik. Modernitenin kendini aklamak için başvurduğu temizlik operasyonlarına benzer bir aklamacılık, karartma veya temizlik operasyonunu bizim Boğaz içinin ve Kemalist laik çevrelerimizin beyaz mitolojilerini deşifre etmekte verimli ve zihin açıcı bir şekilde kullanabiliriz burada. Türk modernleşmesinin cumhuriyetle birlikte sımsıkı sarıldığı beyaz mitolojisi laiklik. Laiklik beyaz mitolojiyi geçti. Beyaz din biçimine dönüştürüldü bu ülkede. Bunu Ernest Gölner söylemişti bize. Batıda hiçbir ülkede görülmediği kadar kutsandı Türk beyaz mitolojisi laiklik. Bütün devrimler laiklik üzerinden dayatıldı topluma. Devrimlere baş kaldıranlar gözlerinin yaşına bakılmadı, asıldı. Bütün darbeler laiklik adına yapıldı. Toplumun İslami anlam haritaları devletin bütün kurumlarından temizlendi. Türkiye'nin laik beyaz mitolojisi dayatıldı topluma her alanda. Leyiklik beyaz mitolojisi topluma giydirilen deli gömleği pranga işlevi gördü. İslami anlam haritalarının ruh köklerinin ve medeniyet dinamiklerinin toplumdan, toplumun hayatından ve hafızasından silinmesi sürecinde. Yerli emperyalizm biçimi olarak laiklik. Laiklik bizde Derrida'nın beyaz mitolojisinin ötesine geçti, emperyalizm biçimine dönüştü düpedüz. Ata erkil, fallosantrik, zorba, kaba, jacoben dayatma emperyalizm biçimleriyle hakim kılındı. Toplumun bin küsür yıllık İslami kökleri ve ruhu kurutuldu. Anlam haritaları söküldü. Köksüz, ruhsuz, anlamsız, temelsiz, dünyada benzeri olmayan bir layık emperyalizm biçimi dayatıldı. Gerek askeri, gerekse sivil yollarla. Fakat bu kez de Fakolt'un çarpıcı ifadesiyle söylemsel şiddete başvuruldu. Sık sık uygarlık, çağdaşlık gibi içi boş beyaz mitolojilere gönderme yapılsa da yapılan şey söylemsel şiddet ve barbarlık oldu aslında. Boğaziçi'nin beyaz mitolojileri böyle buyurdu Boğaziçi'nin zer düştü. Boğaziçi Türkiye'nin layık beyaz mitolojilerini daha rafine bir şekilde kazıdı mensuplarının kimlik kartlarına ve anlam haritalarına. Üniversitede beyaz bir derebeylik kuruldu çağdaşlık liberal değerler adına. Öğrencileri bir şekilde Anadolu'dan geliyordu ama öğretim üyeleri paraşütle baronik çetelerin lordlar kamerasından atanıyordu. Zenci bir cumhurbaşkanının başlarına bir rektör ataması yenilir yutulur bir şey değildi. Asla kabul edilemezdi. Boğaziçi'nin beyaz mitolojilerine kökleşmiş layık ayinlerine tersti bu. Böyle buyuruyordu Boğaziçi'nin zerdüştü. Sözün özü, Türkiye'nin dokunulmaz kutsal ineğiydi layıklık. Beyaz emperyalizm biçimi, mitolojik esin ve besin kaynağı, kutsal şarabı, Boğaziçi ve benzeri üniversitelerin kurdukları beyaz mitolojik iktidar biçimleri layık kutsanma ayinleriyle aklanıyordu. Ayinlere katılan içeri alınıyordu. Ayinleri reddeden aşağılanıyor, layık tanrıların ve tanrıçaların lanetine uğruyordu. Boğaziçi ve benzeri üniversiteler güçlerini, meşruiyetlerini, Batılı seküler akademinin beyaz mitolojilerini, metodolojilerini, kutsal ineklerini ve ritüellerini sorgusuz sualsiz benimsemelerinden alıyordu. Boğaziçi'li olmanın mitolojileri, ritüelleri vardı. Batılı akademiya üretecek, sen ise onların ürettiklerinin gönüllü acentalığını yapacaksın. Celladına aşık olacaksın. Bu ülkenin medeniyet birikimini, ruhunu hasır edecek, batıdan sahte layık kutsallar ithal edecek, onların ürettiklerini burada tepe tepe tüketecek, epistemik köleliği marifet belleyeceksin. Epistemik kölelik biçiminin tek başarı kriteri olarak kabul edildiği bir akademiden bir gazali, bir İbni Haldun, bir Sinan, Itri yetişir mi? Bunları geçtik. Bir Kant, bir Hegel, bir Mahler yetişir mi? İyi de, ne yetişir peki? Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.